Sunan'ın böyle bir şey yapmış olmasını. Aklım almıyor. Sayın savcım, benim de aklım almıyor. Sen bir şey bilmiyor musun abi? Ben nereden bileceğim affedersin? Her şeyi ben mi bilmek zorundayım? Ne bileyim, Sunay'ı en iyi tanıyan sensin. Sen de belki bir şeyler biliyorsundur diye düşündüm ben. Bak, şuradan şuraya gitmek nasip olmasın bilmiyor. Sizin de sinirleriniz bozuldu herhalde. Sormayın sayın savcım. Çok bozuldu hem de. Ya hayaleti niye kaçırsın? Çocuğun suçu ne? Manyak mı bu kız? Baştan beri aramızdaydı. O yüzden de bizden hep bir adım öndeydi. Bilemezdik ki. Ben onu bunu bilmem. Hayaletin başına bir şey gelirse ortalık... Gel bir şey Besat, gelmez, merak etme sen. Suna hiçbir şey yapmaz. Ya, gerçi onca insanı öldürdü ama hepsinin bir mantığı vardı Besat. Hayaleti öldürmesinin hiçbir sebebi yok bence. O zaman niye kaçırdı abi? Ya belki de hoşlanmıştır çocuktan. Bilmiyoruz ki. Belki de her şeyi geride bırakmak istediler. Belki de yeni bir dünyaya yelken açmak istediler, bilmiyoruz ki. Akıl yürütmenin bir anlamı var mı? Abi evde hiçbir şey yok ya. Uzun zamandır ev boşmuş zaten amirim. Kiracı da yok. Ne oluyor lan orada? Ha o kokluyor abi. Neden? Öyle onun koklama özelliği var ya, ipucu arıyor. Eğitimli mi o? Yani bir K9 kadar değil de bir eğitim var kendi için. Ne yaptın lan? Var mı şey? Var abi, ağır ceset kokuyor bura. He. Selim. Şuraya kazacak bir şeyler bul la. Bir şey çıkmaz herhalde. Bak baba dediyse çıkar. Abi bu inşallah hayalet falan olmaz ya. O değildir lan. Bir günde hayalet bile bu kadar kokamaz oğlum. Kokmaz tabii lan, nereye kokuyor? Kokar mı o benim kardeşim? Bir hafta yıkanmaz ama yine de kokmaz, temiz insandır, terler... Sakin ol lan. Sus ya. Ya Aziz abi. Bütün teşkilat Musunan'ın peşinde. Senin aklına bir yer gelmiyor mu şimdi? Gelmiyor. Gelse niye söylemeyeyim Behzat? Hayaletin kötü olmasını ister miyim hiç? Ne yaptınız? Bakıyoruz işte. Kesik parmakları bulduk. Başka da yok. Ah Sunan. Sana bu işi veren kafama lan ben. Kafama ben... Pardon efendim. Gerçekten görmedim. Ama Behzat biliyor musun? Savcı hanım daha Sunay'ı benim odamda yaptığımız ilk toplantıda gördüğü anda sevmemişti. Ben keşke o toplantıda sizin sözünüzü dinleseydim. Yok Tahsin Bey. Sorun değil de yani katil olduğundan değildi o. Ya bizim bu Sunay'ın evinde ve ofisinde arama yapmamız lazım ya. Bakacağız bakacağız. Aha burada. Aha burada. Aha ceset var burada vallahi. Vallahi mi? Ceset işte oğlum. Vay a**im lan. Hayalet değil değil mi ya? Kırmış mı ya? En az bir senesi var. Bu Emel'in cesedi olabilir. Sunan'ın kız kardeşi. Yok be abi. Sunan'ın kardeşi falan yok. Emel olabilir amirim. Selim, yarım sabah otopsi raporunu masamda istiyorum lan. Emredersin. Siz de şunun kimliğini tespit etmeye çalışın. Tamam mı lan? Eda ile beraber koordineye çalışın. Her şeyden benim haberim olacak ama. Emredersiniz amirim. Ne yapacaksınız? Bekleyeceğiz. Ne yapalım? Hayaleti bulana kadar bekleyeceğiz. Sen ne yapacaksın? Eve git istersen. Evet, benim de eve gitmem lazım zaten. Görüşürüz, tamam. Nasıl gideceksin? Taksiyle. Taksi mi? Aman efendim. Ne münasebet. Taksi falan olmaz. Ben size benim anahtarımı vereyim. Cevdet bıraksın sizi hemen şimdi. Rahat gidersiniz hem. Benimki dört çeker daha büyük. Güvenle gidersiniz. Evet. Teşekkürler Tahsin Bey. Rica ederim efendim, rica ederim. Buyur. Cevdet. Bana bak, araba kullanmayı biliyorsun değil mi lan? Biliyorum müdürüm. Tamam. Bak, kontak bu. Takacak yer yok. Üstünde duracak, cebinde, tamam mı? Anlaşıldı mı? Bak, bir tarafını çizersen arabanın ağzını anlaşıldı mı? Merak etme müdürüm. Hadi, hadi, hadi. Sayın müdürüm, ben de yüksek müsaadenizle gitmek istiyorum çünkü benim burnum... Thank you.
Ne diyorsun? Gülüyorum, dondu diyorum ya. Bir sandalye bulaydın da bari onu oturtaydın ya. Ne abi? Tam bağırmayacağız. Suna. Ya kaldırabilir misin beni ya? Telaşlısın. Tabii herkes katilin sen olduğunu anladı. Değil mi? Kes sesini. Amirim damlar biraz sonra. Nasıl olsa yakalanacaksın. Artık öptüğün dudaklara yumruk atıyorsun. Tabii. Öyle olur o. İşte daha bitmedi. Ha, bitmedi. Ne yapacaksın? Beni de mi öldüreceksin? Seni öldürecek olsaydım çoktan yapardım bunu. Niye yapmadın? Bilmiyorum. Ben mi söyledin? Zaten bir gitgeller yaşayıp duruyorsun. Sen Emel'in hala yaşadığına mı inanıyorsun ya? Ha? Kaderin arkadaş ya. Vallahi kaderin. Kes sesini. Geçmişteki cinayetlerde ne aşamadayız? Cinayetlerin ortak noktasını bulduk savcım. Sincanlı bir kız olduğunu düşünüyoruz. Bizzat ben araştırıyorum. Bulabilecek misin? Bulacağım savcım. Yani bulmak zorundayım. Neden öyle dedin? Anlayamadım. Neden zorundayım dedin? Amirim bulmamı söyledi, o yüzden. Bakın savcım, ben cinayet büroya girdiğim andan itibaren iyi bir cinayetçi olmak için elimden geleni yapıyorum. Eğer bu işi beceremezsem, mesleği bırakmayı düşünüyorum. Sonuçta amirim gibi olmak isterim. Emin misin? Yani tam olarak onun gibi olmasa da en azından bana baktığında saygı duymasını isterim. Duymadığını mı düşünüyorsun? Yani onu demek istemedim. Hiçbir zaman gözünün arkada kalmasını istemem. Kusura bakmayın savcım, biraz özel bir sohbet oldu. Aa, yok sorun değil. Savcım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Bu konuştuklarımız aramızda kalabilir mi acaba? Neden? Yani... Sanki amirim onun hakkındaki düşüncelerimi bilmesini istediğim için size anlattığımı zannedebilir. İşten pazarlıklı biri gibi gözükmek istemem. Merak etme, bir şey söylemem. Teşekkür ederim savcım. Sana yeni araba vermediler mi? Kıdeme göre veriyorlar. Ben istemiyorum zaten, komiserlerime versinler. Sana eskilerden birini verselerdi bari. Teşekkür ederim savcım ama ben böyle çok memnunum. Hem benim arabam olsaydı böyle bir arabayı kullanma şansım olmazdı. Burasıydı değil mi savcım? Evet, evet. Burada. Teşekkürler Cevdet. Savcım, bilmem biliyor musunuz ama bu yeni nesil arabaların kendi kendine park etme özelliği varmış. Nasıl yani? Vallahi ben de hiç denemedim. Bilmiyorum. İsterseniz. Denesek mi? Tamam. Ama çabuk. Buraya mı gireceğiz? Hı hı. İleri vites. Aa. Çok güzel. Güzelmiş, güzelmiş. Teşekkürler. Rica ederim. Benim için bir ilkti. Benim için de olsun. Gelişme olursa beni mutlaka haberdar edin. Emredersiniz. Tamam mı? İyi günler Cevdet. İyi günler.
değil mi? Vallahi iyice elimiz kolumuz bağlandı abi. Ne yapacağız hiç bilmiyorum ben ya. Hayalet öldürmek isteseydi evine gittiğimiz zaman cesedini bulurduk lan biz. O zaman bu cinayetlerin bir mantığı var diyorsun yani. Çiçek niye öldürüldü o zaman? O da mağdurlardan biri değil mi? Çiçeği başkası öldürmüştür. Nasıl ya? Suna öldürmüş olamaz. Sen nereden biliyorsun abi? Ben biliyorum. Suna'yı hepinizden iyi tanıyorum. Hayalet nerede o zaman? Bir yer var. Neresi? Eski bir fabrika. Sen nereden biliyorsun abi? Biliyorum. Depo. Fabrika mı, depo mu? Sen adresi biliyor musun abi? Biliyorum. Hadi hadi. Hadi. Akbaba nerede? Akbaba! Benim 4 şeker vardı. Arabam... Ya Cevdet dur! Dur! Ne diyorsunuz doktor bey? Sizi tedirgin eden şey nedir? Anneniz zehirlenmiş Şevket Bey. Zehirlenmiş? Tavuk falan mı? Nasıl zehirlenmiş? O kadar basit bir zehirlenme değil. Çamaşır suyu falan mı? Maalesef anneniz arsenikle zehirlenmiş. Arsenik mi? Anlamadım. Birileri annenizi öldürmek istemiş Şevket Bey. Peki... Durumu nedir? Yani hayati bir tehlike var mı? Atlatabilecek mi bunu? Sizinle açık konuşacağım Şevket Bey. Annenizin kurtulma ihtimali çok zayıf. Ya. Hey abi. Neredesin lan? Yoldayım. Yolda ne yapıyorsun? Hemen hastaneye gel. Gelemem abi. Lan ne demek gelemem? Ölüyor lan annemiz. Doktor kurtulma şansı yok dedi. Tamam abi, sonra konuşuruz seninle. Demekten konuşuyoruz. Bir tek sen mi kızgınsın kadına? Ben de kızgınım, tamam. Yıllarca aramadı, sormadı ama annemiz... Lan o bizim annemiz. Parmakları neden kestin? Sence? Sence de bir tane parmak kesmiş olsa ben oraya akıl yürüteceğim de... Farklı parmaklar kesince... Kafamda çalışmıyor benim ona. Maktullerin hayat hikayelerini bilmiyor musun? Ya biliyorum işte. Katillerin işaret parmağını kesiyorsun. Tecavüzcülerin yüksek parmağını. Ondan sonra orta parmağını. Tacizcilerin serçe parmağını da. Amirim zaten oraya kadar getirdi işi. Doğru bulmuşsunuz. De işte niye böyle bir şey yaptın? Adalet için. Ya onu demiyorum. Niye parmak kestin? Anladın mı? Bize mesaj falan mı vermeye çalıştın acaba? Ya size mesaj falan vermedim. Siz umurumda değilsiniz. İnsanlar bir şeyin nedenini araştırmaya başladıklarında ona daha çok ilgi duyuyorlar. Yani şimdi ben 2 gün sonra unutulacak sıradan cinayetler işlemiş olsaydım... ...kimse neyi, neden yaptım anlamayacaktım. Çiçeği niye öldürdün o zaman? Çiçeği ben öldürmedim. Aziz abinin üstüne suçu sen atmadın mı? Saçma sapan konuşma, Aziz abiye böyle bir şey yapmam ben. Kim yaptı o zaman? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Öğreneceksin. Acele etsen iyi olur bak. Kes sesini. Abi, sen buranın olduğuna emin misin? Evet. Ama burası değişmiş. Sen nereden biliyorsun abi? Evet, karıştırma. Ne dediğim abi? Neyi karıştırmayayım ben? Ya burası eskiden illegal sorgulama yaptığımız yerlerden biriydi. Suna'ya da söylemiştim bir ara. Eyvallah. Bunca zaman sonra iyi hatırladın yani burayı sende. Ya hafıza bu. İşte sağa solu belli olmuyor ki. Hayaleti buraya getirmemiş demek ki abi. Behzat, bak Suna beni öldüremedi, Hayalet'i de öldüremeyecek.
Sizin hukukunuz vardı Aziz abi. Hayaletin nesi var ki? La oğlum onlar da bir ara duygusala bağladıydı. Beraber falan takılıyorlardı. Öldürmesi ondan öldürmesi. Nasıl yani? Hayaletle Sunamir'im takılıyorlar mıydı yani? He. Takılmak mı? Ne demek oğlum takılmak? Ne demek? Ya Suna bizim Hayalet'i bir kere öpmüş. Bizimki de ondan sonra böyle bir haller geldi. Ondan sonra samimi oldular falan. Nasıl iş lan bu? Sonra ne olmuş? Sonra işte onlar... Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Ne yapıyorsunuz? Yürüyün lan, yürüyün. Alo. Abi benim. Yanında birisi varsa çaktırma. Neredesin? Boş ver abi. Sen neredesin? Ya ben Behzat'la birlikteyim. Şimdi arabaya binmek üzereyim. Bir bahane bul kurtul abi. Sakarya'da buluşalım. Ya daha düzgün bir yer bulamadın mı? Abi kalabalıkta görüşeceğiz. Yarım saat içinde Behzat'tan kurtul. Sakarya'ya gel. Ben sana nerede buluşacağımı söyleyeceğim. Ulan hiç olmazsa Arjantin'de buluşsaydık. Abi. Bir yanlış yaparsan Hayalet öldürürüm abi. Tamam, tamam, tamam. Geliyorum. Alo. Neredesin abi? Sakarya'ya geldim. Sen neredesin? Karnaval bara gel abi. Acele et. Tamam. Gel lan. Sen gel. Ne girmiyorsun lan içeri? Girmem abi. Lan ölüyor oğlum kadın. Benim için çoktan öldü abi. Lan tamam ölmüştü anladık ama artık değil anladın mı? Senden benden başka kimsesi yok oğlum. Emin misin abi sen? Bilmiyorum değilim. Oğlum annemizi zehirlemişler. Biri ya da birileri onu öldürmek istemiş. Sen ne diyorsun abi ya? Evet doktor söyledi. Annemiz cinayete kurban gidecek anlıyor musun? Eğer o cinayetten ölürse onu araştırmak yine sana kalacak. Kendine geldi mi hiç? Gelmedi. Ama ben konuşuyorum onunla. Yani beni duyduğuna eminim. Sen de gir içeri. Konuş. Duyacaktır seni de. Konuş lan bırak şu inadı. Konuş. Lan geçmişini hatırına be. Ya abi, babam öldüğünde yanında değildi, bizim yanımızda değildi. Yıllardır sesini duymadım. Gireceğim içeriye, ne konuşuyorsun? Lan daha ne konuşacaksın? İçinde kalanları söyleyeceksin, anladın mı? Sadece içinde kalanları söyle, yeter. Gir, bir konuş, bağırtma beni burada hastanede. Behzat! Daha sakin bir yer bulamadın mı? Behzat ne durumda abi? Ne aşamadasınız? Arıyorlar. Henüz bir gelişme yok. Hayalet ne durumda? İyi abi. Gülüyor, konuşuyor. Yaşıyor iyi yani işte. Öpmüşsün adamı. Niye öpüyorsun lan? Niye öpüyorsun? Madem öpüyorsun niye kaçırıyorsun? Gece kendimi kaybetmişim abi. Hayalet her şeyi anladı. Kaçırmak zorunda kaldım. Bir şey yapmadım abi ama yakalanmadan başladığım işi bitiremezsem Hayalet öldürür. Bana yardım etmen lazım abi. İşini senin. Bak, senin yüzünden bir daha o deliğe girmek istemiyorum. İşlediğin cinayetleri bildiğimi bir bilse Behzat keser. Bir de gelmiş benden yardım istiyor. Başka seçeneği yok, kusura bakma abi. Kusurunu senin. Neler açtın başıma? Abi. Daha ne istiyorsun? Keseceğini kesmedin mi? Şeyin katilini istiyorum abi. Şeyin katilini. Kusura bakma, bende yok. Katiller kimse senin peşinde abi. Seni cezaevine soktu. Senden intikam almaya çalışıyor, belli. Şimdi dışarıdayım diye tekrar peşime düşeceğini düşünüyor. Evet. Bırak seni yakalasın abi, yakalattır kendini. Yakalasın da bir güzel. Hayır abi, sana yaklaşınca etkisiz hale getireceksin. Bana haber vereceksin, ben işini bitireceğim. Çıldırmışsın sen kızım. Çıldırmışsın. Sırf benimle sorunu var diye çiçeği doğradıysa benimle karşılaşınca kim bilir neler yapar bana. Ben nasıl etkisiz hale getireyim? Tuzak kur. Cinayetçi değil misin abi sen? Gire ver lan. Var mı bir şey? Yok. Emel'in kimliğini bulamıyoruz bir türlü. Cesedini bulduğumuz kız Emel olabilir. Otopsi? Sabah ilk iş gideceğim.
Amirim nerede kaldı? O da gelecekti. Vallahi Azza abiliydi o. Hani senin röportaj yaptığın bir kız vardı? Ha, Elif. Başıma bir şey gelirse onunla konuşmanı istiyorum. Hey, olur olur konuşurum. Ne konuşacağım? Cinayetleri neden işlediğimi anlat. Olur, anlatırım. Ayıptır söylemesi, sen bu cinayetleri niye işledin? Geçmişteki cinayetleri niye çözemedin biliyor musun abi? Çünkü olanın bitenin arkasını göremedin. Ben? Ayıp oluyor ama Suna. Öyle ama abi. Ama ben çözdüm. Neyi çözdün? Cinayetlerin neden işlendiğini. Ne zaman çözdün? Seneler önce. Bana niye söylemedin? Anlamazdın ki abi. Ya Nihat'ın boşu boşuna yattığını biliyordun o zaman. Yoo. O zaman Nihat'ı ben katil zannediyordum. Peki o olmadığını öğrenince bana niye söylemedin? Yakalanmasını istemedim. Bak. Bu soruşturma benim namusum. Seni ele vermedim ama geçmişteki katili er ya da geç yakalayacağım. Belki de peşimdeki o olabilir. Gazeteci kızla konuş abi. Evimde buzdolabında, süt kutularının altında cinayetleri neden işlediğim yazıyor. Başıma bir şey gelirse onları kıza veririz. Eyvallah abi. Ay, alo, Elif. Ben Aziz Başkomiser. Behzat! 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 Ne oluyor lan? Behzat! Bu ne? Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne bu? Ankara Cinayet Büro'nun eski başkomiseri çarpıcı açıklamalar yaptı. Oku oku. Devamı da oku. İyice oku. Ankara Cinayet Büro eski amiri Aziz Başkomiser kesik parmak katilinin bir aptal olduğunu söyledi. Devam et. İyice oku. Hepsini oku. Oku abi oku. Aziz Başkomiser beni tuzağa düşürmeye çalıştı. Bu katilin son çırpınışları. Daha önce elimden kurtulmuş olabilir ama bu kez elimizden kaçamayacak dedi. Heh. Ne yapmaya çalışıyor bu herif? Ne bileyim lan, bir akıllı adam beni bulmaz ki. Açmıyor. Ne yaptınız lan? Arzu'nun bahçesinde bulduğumuz ceset genç bir kıza ait. Adı Emel Gülnaz. Asılmış, muhtemel intihar. Adını nereden öğrendiniz peki? Sunan'ın ofisinde arama yapıldı. Kimliği oradan çıkmış. Eda! Şu Emel Gülnaz adresine bir bak bakalım kızım. Bakıyorum amirim. Biz de Tosun Paşa ile beraber şu gazeteci kızlara gidelim. Sen burada kal la. Bir şey olursa haberleşiriz ha. Amirim ben ne yapayım? Sen ne yapayım? Sen çiftçinin kardeşiyle konuşmaya gitmedin mi lan? Amirim şimdi hayalet komiserim kaybolunca ben de gitmeyeyim dedim ya. Ya oğlum git la git la. Emredersiniz amirim. Bu Ahmet'in oğlu ne dedi lan? Sincan'dan gelen bir kızdan bahsetti. Amcası anlatmış ona da. Belki başka şeyler de biliyor olabilir. Ver lan anahtarı. Baba telefonun çalıyor. Alarmdır o.
Behzat arıyor. Ya bıraksana kızım şunu. Sana ne? Ya niye açmıyorsun? Sana ne? Vallahi abi bu Aziz abi yine bir hatta karıştırıyor da ne? Göreceğiz de, göreceğiz. Behzat'sa evde olmadı mı söyle? Alo. Aziz abi evde mi? Yok, kim arıyordu? Behzat ben. Nereye gittiğini söyledi mi? Yok, bir şey mi oldu? Yok yok, Aziz abi gelince beni bir arasın. Tamam, söylerim. Gir. Kolay gelsin savcım. Müsait miydiniz? Buyurun Esra Hanım. Sizinle bir konu hakkında konuşmak istedim. Hangi konuda? Bu notu dün akşam kapımda buldum. Şüphelendiğiniz biri var mı? Var. Bana niye geldiniz Esra Hanım? Biliyorsunuz, Memduh Başkan'ın karıştığı bir ihale işini soruşturuyordum. Evet. Dosya gerekçe gösterilmeden benden alındı ve size verildi. Ne demek istiyorsunuz? Dosyayı soruşturmaya devam ediyorum. Anlamadım. Benim dosyamı benden habersiz mi soruşturuyorsunuz? Bulduklarımı sizinle de paylaşacaktım. Arkanızdan iş çevirdiğimi düşünmenizi istemem. Buna yetkiniz yok. Kafanıza göre nasıl iş yaparsınız siz? Savcım, Memduh Başkan'ı tanıyorum. Daha önce de karşılaştım. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Bunun tehditle mi alakası var? Öyle olduğunu düşünüyorum. Daha önce de tehdit etmişti beni. Ben düşünmüyorum. Bir sıkıntınız varsa bu konuda polise gidersiniz. Bana niye geliyorsunuz? Bir daha da benim dosyamı benden habersiz soruşturmaya kalkmayın. Çıkabilirsiniz. Özel yetkilerinizi kullanabilirsiniz diye düşünmüştüm. Bundan hala delil mi olur? Yetkilerimi size karşı kullanmamı istemezsiniz herhalde. Bir sürü işim var. Çıkabilirsiniz. Selam. Selam, selam. Abi. Gel kızım, gel. Bu haberi sen mi yaptın? Ben yaptım amirim ama Aziz abi istedi. Sizin haberiniz yok muydu? Benim haberim olsa seni niye çağırdım kızım? Sana ne zaman yaptırdı haberi? Dün akşam telefon etti. Ne dedi telefonda? Bu haberi yazmamı istedi. Sabah baskısına yetişmesi gerektiğini söyledi. Ben de önemli bir şey olduğunu düşünüp yayın yönetmenimi aradım. Haberlerde zaten daha hazırlanmamıştı. Kendi çıkacak haberimi değiştirmek istediğim aciliyeti olduğunu söyledim. Hatta bir arkadaşım da gazetedeydi o sırada, o yüzden... Tamam kızım, tamam, uzatmaya gerek yok. Niçin istediğini söyledi mi peki? Hayır, söylemedi ama geçmişteki katilin yakalanması için bu haberin işe yarayacağını söyledi. Katili yakalamak için? Evet. Amirim, çok özür dilerim. Ben gerçekten sizin haberiniz olmadığını bilmiyordum. Hatta sesi o kadar telaşlıydı ki ısrarla bu haberi yapmamız gerektiğini söylüyordu. Ne yapacağız abi? Ne bileyim lan ben, ne yapacağız? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok kızım, yok. Hadi sağ ol. Hayırdır yeğenim? Bu arkadaşın kim? Arkadaşım değil amca. Polis. Polis mi? Polis. Cinayet büro. Hayırdır? Şemsettin Bey. Hamit Bey ne anlattıysanız aynısını bana anlatmanızı istiyorum. Ben Hamit'e bir şey anlatmadım. Kendi uydurmuştur. Neyi uyduruyorum amca? Bakın Şemsettin Bey. Saklamanıza gerek yok. Hamit Bey anlattıklarınızı bana da anlatın. Oğlum ben sana polise gidip anlatasın diye mi anlattım bunları? Azıcık delikanlı ol lan. Tamam, yanlış işler yaptı. Ama o senin babandı. Utanmıyor musun sen? Ben niye utanayım amca? Hala köye gittiğimde arkamdan nasıl baktıklarını görüyorum. Üstelik bu yetmezmiş gibi onun yüzünden ölümle tehdit ediliyorum. Tabii ki polise anlatacağım. Kime anlatacağım? Hay senin erkekliğine ben... Yeter Şemsettin Bey. Siz anlayamadınız galiba. Hamit Bey'in de başı belada. Başına bir kötülük gelebilir. Senden ne istiyorlar ki? Ne bileyim ben. Bakın Şemsettin Bey, biz bu katili yakalayamadık. Adam hala dışarıda. Eğer bildiklerinizi bizimle paylaşmazsanız... Başkalarının da başına çok kötü şeyler gelebilir. Vallahi abi sakın kızma da ben bu Aziz başkomiserin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Yine bir hatlar karıştırıyor da ne acaba? Parmağını kesti. Ondan sonra katili vurdu. Katil bunun yanında Sabiha'yı kaçırdı. Sonra gazeteye demeç verdi. Senden benden habersiz. Bu yüzden kavga ettiniz. Sonra gitti gazeteye bir daha demeç verdi. Ondan sonra ortadan kayboldu. Niye?
Ne bileyim lan ben niye kayboldu? Bir anda kayboldu işte. E işte bir anda ortadan kayboldu. Bir telefon geldi ortadan kayboldu. Bir de o kadar hakaret etti katile. Ya katilin dikkatini çekmek için lan. Ne oluyor? Ne oldu? Nereye ya? Aziz abinin eve. Evde yoktu. Evde. Mutlaka evde o. Başka bir yerde olamaz o. Kendine hedef gösterip katili üzerine çekmeye çalışıyor. Aslında abim bana bir şeyler anlattıydı ama... Siz de bana anlatın işte. Bunlar karı kızları tuzağa düşürüp kirletiyorlarmış sonra. Sizin ne zaman haberiniz oldu? Bir gün çalıştığı iş yerine gittim. O zaman görmüştüm. Bir kız vardı. O diğer öldürülenleri de gördüm. Çok utandım. Abime kızdım ama bir şey diyemedim. Siz o kızı tanıyor muydunuz? Adını madını tam bilmiyorum ama... O zaman dedim abime. Başım belaya girecek diye. O da kızı kocası getiriyor zaten dedi. Kadını kocası mı getiriyormuş? Evet. Kızın yaşı çok küçüktü. Kocasınınki de epey büyüktü. Kocası öldükten sonra da kızı getirmeye devam etmişler zaten. Bu kız nasıl biriydi? Vallahi tam bilmiyorum ama kara kuru bir şeydi. Allah Allah. Ya Şemsettin Bey, vallahi ben sizi anlayamıyorum. Ya neden o zaman bu bildiklerinizi polise anlatmadınız ki? Nasıl gidip diyecektim? Affedersiniz benim abim diye. Zaten bir iki soru sordu polisler. Sonra katil yakalanmış. Başka da bir şey sormadılar bana. Ben de kimseye anlatmadım. Geçmişte kaldığı için de unuttuk gitti. Anısına saygısızlık etmek istemedim. Tabii tabii. Anısına saygısızlık etmek istemeyiz yani. O kadar güzel anıları var ki hiç istemeyiz. Neyse. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ha, o kadının kocasını da öldürmüşler. Nerede? Nasıl yani? Ankara'da mı? Sincan'da ne dediler o zaman? 17 yerinden bıçaklamışlar. Kim bıçaklamış? Bilmiyorum ki. Katili bulunamamış. Peki. Bakın ben tekrar geri gelebilirim. Eğer bir şey hatırlarsanız bana mutlaka haber verin, tamam mı? Ama mutlaka. Ha, size söylemeyi unuttum. Beni takip eden adamı yine gördüm. Nerede? Mahallede ama bu sefer daha net gördüm. Nasıl biriydi? Daha önce size söylediğim gibi zayıf, uzun saçlı, küpeli bir adam. Bu sefer robot resim çizdirebilir misin? Vallahi çizdiririm. Bu sefer daha net gördüm. Atla. Vay geçmişin. Küfretme. Silahını ver yavaş. Nihat sensin demek. Silahını ver. Tuzak işe yaradı. Ne tuzağı? Yavaş. Gazete haberini okudun değil mi? Ne haberi lan? O zaman bugün niye peşime düştün benim? Ben her zaman senin peşindeyim. Ne haberinden bahsediyorsun sen? Senin hakkında röportaj yaptım Nihat. En başından beri demiştim. 15 sene önceki cinayetleri senin işlediğini söylemiştim. Bir hikaye uydurdun, herkesi inandırdın. Yok kardeşini öldürmüşsün bilmem ne. Bir tek ben inanmadım lan sana. O cinayetleri ben işlemedim. İşlemediysen silahı kafama niye dayıyorsun? İntikamımı alacağım senden. Ben ne yaptım ki Nihat? Hayatımı zehir ettin lan. Sür arabayı. Sür. Nereye? Sür, yolda söylerim. Sür. Ben de sizi arayacaktım şimdi. Aziz abi evde mi? Hayır, çıktı. Bir şey demedi mi? Bir şey demedi ama çok garip davranıyordu. Nasıl garip ya? Sürekli sordum ama hiçbir şey söylemedi. Sabahtan beri pencerenin önünde duruyor. Sonra biriyle telefonla konuştu, kiminle bilmiyorum. Gazetedeki haberi okursa peşime düşer falan dedi. Sonra da çıktı. Ya abi belli katili tuzağa düşürmeye çalışıyor da bizden niye saklanıyor anlamadım. Sunay'a yardım ediyorlar. Hayalet. Yürü la yürü. Behzat. He. Babamın başı belada mı? Ne bileyim ben, her zamanki gibi işte ya. Allah'ım ya, benim niye normal bir babam yok? Eda. Alo amirim. Bu Emel'le Suna amirim arasında hiçbir bağlantı yok.
Siz kimliğini tespit edebildiniz mi peki? Buldum, adresini de buldum. Tamam, Akbaba'yı ver gitsin oraya hemen. Şey amirim, yalnız Akbaba'yı arıyorum ama ulaşamıyorum. Cevdet? Cevdet de arşivde. Eski cinayetlerle ilgili bir şeyler bulmuş, onları araştırıyor. Bu arada olay yeri de Hamit'e aldı, robot resim çizdiriyor. Tamam, ben Harun'a veriyorum kızım, Harun'a veriyorum. Ne? Adresi yazdıracak. Ya bunun şeyi neydi, plaka numarası neydi Aziz? 06TC501. 06TC501. Canım, ha söyle. ...4530 merkez, 06 Tokat Ceyhan 501, cinayetle ilgili aranmakta. 1977 model fıstık yeşili. Diğer kanallardan da geçelim. Cevdet. Ne buldun, bir şey çıktı mı? Yok ya. Sabahtan beri arşive bakıyorum da... ...hiçbir şey çıkmadı. İyi günler. Cinayet büro mu? Evet. İsmet Arif Karasu ile görüşebilir miyim? İsmet Arif Karasu mu? Öyle biri yok. Akbaba. Abi bir saniye. Akbaba şu anda ofiste değil. Kim aramıştı? Bir tanıdığım. Konuşmak istemiştim. Ben sizin notunuz varsa alayım. O geldiği zaman iletirim. Yok. Ben sonra yine ararım. Akbaba'yı bir kadın aradı. Hadi ya. Vallahi. Neden ki? Bilmem ki. Çaylar geldi. Bak. Aferin Cevcev. Yalnız benim midem de kıyıldı ya. Şöyle püsküt bir şey getireydin. İstemediniz ki komiserim. Vallahi istemediniz. La oğlum, Allah Allah. İstemek mi lazım lan? Püsküt olsun, çubuk kırak ya. Bu stoklar hep bulunacak. Gidip alayım istiyorsanız. Yok alma artık, istemiyorum, otur. Alo. İsmet Arif Karasu, kimsin? Cevdet orada mı? Cevdet'i ne yapacaksın ya? Ben annesiyim. Ha. Pardon teyzeciğim. Annen öyle oldu. Kısa kes lan, telefon bekliyorum ha. Sana ne oldu ya? Kötü görünüyorsun. Kim, ben mi? İyiyim canım. Bir şey yok yani. Gayet iyiyim. Ha, iyi canım. Bir şey demedim ben. Ben bir Hamit'le konuşayım ya. Şu robot resim çizecekti. Neden peşimdesin lan? Hayatını kaydıracağım senin. Neden? Ben ne yaptım ki? Hayatımı attın lan. Ben bir şey yapmadım ki. Mal gibi gelip teslim oldun. Onca yıl yattın. Bütün cinayetler üstüme yıktın. Sen de bir şey söylemedin ki birader. Birini kabul edince otomatikman hepsi üstüne kaldı. Cinayetler aynı yöntemle işlendi çünkü. Ben ne yapayım? Cezaevinden çıktıktan sonra peşimi niye bırakmadın? Cinayetler tekrar işlenmeye başlamıştı. Senden şüphelendim. Eski cinayetleri de ben işlemedim deyince kafa kola alıyorsun sandım. Senin yüzünden geceleri uyuyamadım. Bir gece gelip bana işkence yapacaksın diye bekledim. 3-5 kere uğradım lan, abartma. Cinayet buraya gelip şikayeti bulunduktan sonra uğradın mı? Cezaevine girmeden önce de ağız dövmedin beni. Senelerce kabus gördüm senin yüzünden. 6 kişiyi öldürdün sandım. Yoksa üstüne varır mıydım? Suçlamaları kabul etmiştim ben. Olabilir ama tatmin olmamışım demek ki. Sen de yıllarca içeride kal istedim. İçeride attırdım ama çıkardılar seni. Bu yüzden mi öldürdün lan kızı? Evet. Geçmişini ulan senin. Ne istediğini kızdan? Konuşma, seni de geberteceğim. Ne yaptı ulan kız sana? Ne istediğini herif garibanından? Konuşma, sür! Ulan! Tutun, hırsız var! Tutun lan! Bırakın lan! Hırsız bırakın lan beni! Bırakın lan beni! Bırakın lan! Lan bırakın lan! Çekil bırakın lan! Bırakın lan! Bırakın lan! Kulağımı kopardın lan! Sizi takip eden adam bu muydu? Evet bu. Yakaladınız mı? Bakın Hamit Bey, şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne?
Yakalanmadı mı? Bakın, sizi bir süre burada tutmak zorundayız. Benden başka hiç kimseyle konuşmamanız lazım. Neden? Ne oldu? Şimdi dava zaten çok karışık bir durumda ama sizin sayenizde bir takım tespitlere ulaştık. Ama soruşturmanın gizliliği açısından hiç kimseyle konuşmamanız lazım. Anladım. Siz hiç merak etmeyin. Bu beladan kurtulalım da. Sizi bir süre emniyette misafir edeceğiz, güvenliğiniz açısından. Geçmiş olsun. Biliyorum, bana kızgınsın. Biliyorum, haklısın. Keşke sana baştan yalan söylemesin. Ya Allah aşkına bir sus Funda ya. Ha? Pardon, Funda dedim sana. Tabii adın eğer gerçekten Funda'ysa. Şevket. Ha sahi kimsin sen ya? Ha kimsin? Nasıl? Ne demek nasıl? Anlaşılmıyor mu sorum? Bir daha sorayım istersen. Gerçekten kimsin sen? Şevket. Şevket ya. Şevket. Sorduk, soruşturduk, araştırdık seni. Sen mezun bile olmamışsın be. Nereden çıktın hayatımıza? Nereden girdin? Neden yaptın bunu? Ha kimsin sen? Ben sana güvenmiştim be. Seni sevdim be. Senin için karımı boşadım. Sen oysa baştan aşağı bir yalanmışsın ya. Her şeyin yalanmış. Anneniz gönderdi beni Şevket. Senin için milyon dolarlık kalem almıştım ben. Bunun için Reşat Bey'le pap... Ne dedin sen? Anneniz. Beni anneniz gönderdi. Sizden haberdar olmak istedi. Biliyorum sana söylemeliydim ama söyleyemedim, yapamadım Şevket. Özür dilerim. Ne olur yanlış anlama. Ben gerçekten hoşlandım senden. Ama görüyorum ki bana öfkelisin. Haklısın da. Şevket, ben gerçekten özür dilerim. Şevket Bey, buyurun anneniz çağırıyor. Anneciğim. Yalnız fazla yormayalım olur mu? Yormam sen merak etme. Yormam onu, annem o benim. Teşekkür ederim. Anneciğim nasılsın? Gülümsüyorsun. Çok sevindim. İyisin. İyisin değil mi? Anne? Efendim? Anlamıyorum. Behzat. Behzat gelecek anneciğim. Bir arkadaşını kaçırmışlar. Çok yoğun şu aralar. Onun peşine gitti. Zaten sen uyuyordun. Yoksa geldi o. Gelir, yine gelir. Gelecek. Gelir. He abi. Behzat, hastaneye gelsene bir. Hastane mi? Hayırdır abi? Annem kendine geldi. Seni de görmek istiyorum. Yok abi yok. Benim işim var. Lan içini. Lan ağzımı bozdurma benim. Neredesin sen? Seymenler abi, Seymenler. Bekle lan beni orada. Tamam bekle, bir yere ayrılma. Geliyorum lan ben oraya. İşmiş. Ah! Kulağıma ne a**tın lan? Alo. Abi bak zaman daralıyor. Nihat. Ne olmuş abi Nihat'a? Çiçeğin katili Nihat. Yakaladın mı abi? Kendi geldi sonra kaçtı, yakaladım. Getir buraya abi. Getiremem. Neden? Getirirsem öldürürsün. Evet. O zaman getirmem. Getirmezsen Hayalet'i öldürürüm abi. Yapamazsın. Nihat'ı getirmezsen görürsün abi. Sen kararını ver. Adres vereyim mi? Ver, ver. Behzat. Oğlum annem seni görmek istiyor lan. Annemiz seninle konuşmak istiyor. Anlıyor musun? Geçmiş
5640 merkez 06 Ceyhan 501 plakalı araç hipodrom istikametine doğru seyir halinde. Aracı durdurup şartı alacağız. 4530 merkez. Aracı durdurmayın, takip edin. Cepten bağlantıya girin benimle. Geç şöyle abi, götür şöyle. Ben... Aziz abi. Hayal etmez sen. Geç. Abi sen adamı niye getiriyorsun abi ya? Seni kurtarmak için lan. Çık lan, çık. Bağla abi. Kulağına ne oldu abi? Bir hat yaptı. Parmaktan sonra kulak da gitti. Bir baksana. Çok gitmiş mi? Ben bakamadım. Yarısı da duruyor abi. Kıpırdama! Kıpırdama! Geri çekil oğlum! Bak sana silah dayandığında ben bırakmıştım silahımı! Geri çekil! Geç yerine. Bağladın mı abi? Bağladım. Tamam abi. Şimdi hayalet bağla. Bağla abi. Sonra da kendini hayaleti kelepçeli abi. Kolay gelsin. Ha, buyurun. Cinayet büro. Buyurun. Mehmet Karasu'nun adresine gittim ama yerinde bulamadım. Nerede bulabilirim? Mehmet Karasu. Ha, şu 20 yıl önce öldürülen. Hani bıçaklanarak. Ha, o buradan gittiler. Onlar buradan gittiler de abisi var, berber. İstersen oraya gönderebilirim seni. Tamam mı? Onunla da konuşuruz da. Yalnız size birkaç soru sorabilir miyim? Buyurun tabii. Siz o zamanları hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum da evet de yalnız ben size bir şey sorayım. İsmet sizin büroda değil mi? Doğrudur. Onun amcası, o kendisi niye gelmedi? Amcacığım şimdi sen ne yapacaksın Allah aşkına ya? Adamın amcası gelmek istemedi. Adam evliymiş öldürüldü. Ya yılan hikayesine döndü vallahi bu işlerde ha. Nasıl yılan hikayesi? Ya kızı, şerefsiz kızı infial etti. Mahkemede söz verdi. Ondan sonra evlendiler. Kız ne oldu? İsmet de geldi sordu. İsmet'e de söyledim. Saymak adında onların bir akrabası var. Oraya gitti. Adı Zöhre'ydi. Ailesi? Ailesi ondan sonra burayı terk etti, gittiler. Batı kente taşındılar. Biz o adresi bulabilir miyiz? Tabii buluruz. Ablacığım iyi günler. İyi günler. Burası Kamil Satıcı'nın evi değil mi? Evet, kendisi yok ama kim arıyor? Ben polisim ablacığım, siz karısı mısınız? Evet. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Neyle ilgili? Bu kızınız Emel'le ilgili. Yerini bilmiyorum kızımın. Ya ablacığım tamam da kızınız Emel'in öldürüldüğünü düşünüyorsun. Nasıl? Yavrum. Dur, aman. Ne? Hanımefendi, abla. Hanımefendi. Anne. Kimsin sen? Ben polisim, polis. Annen kötü oldu, dur. Anne, anne. Kolay gelsin. Buyurun. Çok sıra var mı dayı? Yok, geç otur. Gel. Çok çekti kardeşim, çok. Harcandı gitti. Yazık etti. Kuzum, Emel'im nasıl ölmüş? Vallahi intihar ettiğini düşünüyoruz ama yeni değil. Siz hiç mi merak etmediniz, hiç mi arayıp sormadınız? Kaçırdılar Emel'i. Uzun süre kayboldu. Uyuşturucuya falan da alıştırmışlar. Sonra
fazla şerefsizler kirletmiş kardeşimi. Aldık haberini onların. Bu kaybolduktan sonra hiç gelmedi mi? Kaybolmadı ki, kaçırdılar. Ya tamam işte, kaçırdıktan sonra hiç gelmedi mi? Geldi. Geldi de kocam kovdu. Dövdü, attı evden. Sen bizim namusumuzu beş paralık ettin. Bir daha bu eve gelme dedi. Babası. Yavrum gitti, kayboldu. Bir polis sahip çıkmış. Bir iki kere gördüm ben de. Onun yanında iyiydi ama sonra oradan da kaçmış. Babam şehir dışında bir işe girmişti. Ayda yılda bir geliyordu eve. İşte biz de o arada gidip gördük annemi de bir iki kez. Peki baban hala şehir dışında mı? Nerede? Yok. Bir aydır burada. Ama bugün Polatlı'ya kadar gitti. Akşam anca gelir. Eyvallah. Başın sağ olsun. Yeter! 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 Vurma! Söyleyeceğim! Vurma! Söyleyeceğim! Durma! Söyleyeceğim. Neden öldürdün çiçeği? Aziz hapse attırmak için. Lan benim yüzümden mi öldürdün lan kızı? En son senin evinde görülmüştü. Senin arabanı da ben çaldım. Mal gibi kameralara yakalandın ama. Ne yaptı lan kız sana? O kız dediğin Esrarkeş'in tekiydi. Uyuşturucu almak için kendini satıyordu. Kurtuldu hiç olmazsa. Kurtuldu. Kurtuldu. Vallahi kurtuldu. Uyuşturucu almak için kendini satıyordu. O varmaktan iyidir. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun lan? Yapma lan. Bırak, ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun lan? Yapma lan. Bırak lan. Sunan! Gel kızım, gitme. Teslim ol. Daha değil abi. Yapacak bir işim daha var. Suna! Suna gel! Sadece sakal olacak dayı. Sakallar da yeni alınmış aslında. Ya akşam bir davete gideceğim de şöyle iyice bir temiz çıksın dedim. Hayırdır? Hayırlı bir iş mi? O da olacak inşallah. Ne iş yapıyorsunuz? Ziraat mühendisiyim ben. Güzel. Buralarda ne yapıyorsunuz? Ya şurada bir işim vardı da. Siz de burada bayağı eskisiniz galiba. İnşallah falan bayağı bir eskimiş. Ben buranın ilk berberiyim. Köklüsünüz yani. Evet. Öyle. Çoluk çocuk var mı? Saçlar alınacak. Yok, sakal sadece. Burası amirim. Arabanın plakasını görünce buraya kadar takip ettik. Var mı başka kimse? Araçtan biri silahlı iki kişi çıktı. Kıvırcık uzun saçlı bir adam diğerini rehin almıştı. Peşimden geldi. Beysat, gel gel. Suna gitti. İyi misin abi sen? Sen? İyi. Çöz de şunları. Oğlan var dedin. Ne iş yapıyor? Yapıyor bir şeyler. Sen bu mahallede eski olduğuna göre senin akrabalar, kardeşler falan da buralardadır. Öyleydi. Öyleydi derken? Bir erkek kardeşim vardı, o da sizlere ömür. Başın sağ olsun. Kardeşim dediğine göre senden genç. Kaza falan mı oldu? Cinayet. Kavga falan mı?
Yani kusura bakma soruyorum ama cinayet deyince merak ettim şimdi. Sorun değil, kavga sayılır. Birine yanlış yaptı ama katili bulunamadı. Sen katilin kim olduğunu biliyorsun galiba. Hani yanlış yaptı falan dedin de. Saatler olsun. Borcu ne kadar? 5 lira versen yeter. İsmet'e de selam söyleyin. İsmet'e mi? Doğru. Siz Akbaba diyorsunuz değil mi? Söyle, o kızdan da ona hayır gelmez. Bir dakika. Sen benim sabahtan beri kim olduğumu biliyor muydun yani? Burası küçük bir mahalle. Muhtara uğradığınızdan da haberim var. Hadi saatler olsun. Daha konuşmadım. Bir kendine gelsin de konuşuruz ya. Kızım senin nasıl haberin oldu? Telsizden duydum ben abi. Behzat. Hiç acımadı Behzat. Gözümüzün önünde kıtır kıtır doğradı. Nasıl bir öfke anlayamadım. E doğrar tabii abi. Kadının istediğini ayağına getirirsen doğrar tabii. Sen niye kendi başına iş yapıyorsun ki? Bize niye haber vermiyorsun sen? Ne yapacaktım lan? Hayalet'in kafasına silah dayamıştı. Nihat'ı getirmem dedim. Getirirsem öldürürsün dedim. O da sen Nihat'ı getirmezsen ben Hayalet'i öldürürüm dedi. Ha. Sen böyle mi diyeceksin abi şimdi? Böyle demeyeceğim tabii. Şimdi şöyle diyeceğim. Suna beni aradı. Ben onun eski amiriyim ya. Gel konuşalım abi dedi. Şimdi eski amiri olduğum için gideyim şununla bir konuşayım dedim. Bir ikna edeyim teslim olması için. Bu Nihat var ya Behzat. Bu hapisten çıktıktan sonra sürekli beni takip ediyordu. Hatta bir cinayet işleyip üstüme bile yıkmaya çalışmıştı. Arabama da birkaç kere binmişti. Bir baktım arkada bitiverdi. Silahını doğrulttu. Hatta çekti dedi. Bak kulağım parçalandı. Sonra beni rehin aldı, tuzağa düşürdü, buraya getirdi. E tabi buraya getirince de Suna onu tuzağa düşürdü. Bak şuradaki polis var ya. Onu senin getirdiğini söylüyor. Yok canım, yanlış görmüştür. Ben onunla konuşurum. Daha ifadesini vermedi değil mi? Vermedi abi. Ben hemen yetişeyim. Aziz abi, nasılsın, iyi misin abi? Bir kulağa bir de parmağa mal oldu ama iyiyim Kenancığım. Geçmiş olsun abi. Abi, etrafta hiçbir şey gören duyan yok. Lan! Oğlum sen neredesin sen? Ne oldu sana? İyi misin? Yok, iyisin. Tamam kardeşim, geçerler hepsi. Ne yapıyorsunuz da böyle? Aşk ve sevgi gösterilir. Böyle mi yapacağız yani? Biraz işe konsantre olun ha. Nereye gitmiş olabilirler? Abinin de aldırıcı. Nasıl da? Aziz abi teslim ol diye bağırdı arkasından. Daha değil dedi. Benim bir işim daha var dedi. Sağ olun savcım. Sana bunu nasıl yaptılar? Bana bunu bir anlat. Nazlı bizim namusumuzu kirletti. Yüzümüzü kara çıkardı. O yüzden evlendirdik. Uğursuz lanet. Evlendirdik. Kocası öldürüldü. Tuttuk bir akrabanın yanına verdik. İnsan gibi yaşasın diye. Buradan da kaçtı. Namusunuzu nasıl kirletti? O salak pesbaya bir çocuk vardı. Mehmet'in yeğeni. Onunla gezer tozardı. Kızım yapma etme. Laf dinlemez ki. Kızımın başını yaktılar. Ama teyzeciğim şimdi kocanız da kızıyordu biraz önce. Ya o başka bu başka. Uğursuz lanet bir çocuktu. Saçı uzun. Babasını dinlemez. Laf anlamaz. Adı neydi? İsmet. Nazlı İsmet'in amcasıyla evlendi. Evet. Yani siz de kızı zorla evlendirmişsiniz ama. Ya öyle uygun gördük. Başka çare yoktu. Başka ne yapacaksın ki? Peki kocasını kim öldürmüş olabilir? Nazlı öldürmüş olabilir mi? Biz bilemeyiz ki. Nereden bilelim? Ha bir de bu Zöhre diye birinin yanına gitmiş galiba. He dedik ya. Burada kalamazdı. Onun yanına gönderdik. Oradan da kaçtı. Sende bu Zöhre'nin adresi var mı amca? Yok da tarif edeyim. Olur. Sayma kanındaki postane var ya. Evet. Thank you.
sevindim geldiğine. Yıllar sonra niye çıktın karşımıza? Oğlum bir kez olsun anlamaya çalış beni. Babanla aramız kötüydü. Başka birine aşıktım ben. Babamın rütbesi yetmedi sana. Saçmalama. Babamdan ayrıldıktan sonra gittin o generalle evlendin. Bana aşk meşten bahsetme. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Ne yaptın bizim için? Yanınızda değildim ama hep kolladım sizi. Şevket bilmeden yıllarca bana çalıştı. Reşat'ın yanına kim soktu onu müdür yaptı? Ben. Sen defalarca, yüzlerce kez belaya soktun başını. Niye hiç kimse seni atamadı bu teşkilatta? Hiç düşündün mü bunu? Sen bilmeden hep birileri bulundu yukarıda. Her defasında yaptıklarına göz yumuldu. Kim yaptırdı bunları sanıyorsun? Sizi düşünmeyen anneniz. Kocam ölünce işlerini ben devraldım. Önceden de böyle çalışıyorduk. Birilerinin güçlü olması gerekiyordu. Baban güçsüzdü. Benim babam dünyadaki en güçlü adamdı. Hep doğru bildiğini yaptı. Doğruyu yanlışı tartışmayalım. Baban hiçbir zaman dinlemedi beni. Ben bizi hep uzaktan izledim. Güya koruyup kolladım. Şimdi de bununla gurur duyuyorsun. Ne yaptığını bilmiyorum. Bilmek dahi istemiyorum. Rahat yaşadın. Tek başına öleceksin. Benim kızım öldü. Onu bir kez bile görmedin sen. Kokusunu bile bilmiyorsun. Berna öldüğünde ben de ölmek istedim. Hayatımda böyle bir acı yaşamadım ben. O zaman ne yaptın? Yine bizi uzaktan mı izledin? Ama o günü severek öldü. Tuhaf. Öleceksin. Bir tek babama üzülüyorum ben. Her şeyin bir bedeli vardır. Ben bedel ödedim. Artık beni koruyamayacaksın. Behzat. İyiyim ben böyle. Sana ne? Tamam
Ben içerideyim, siz konuşun. Aslında her şey için teşekkür etmeye geldim. Yaptıklarım için çok özür dilerim. Sizi çok üzdüm. Yok, o öyle değil. Yok yok. Öyle öyle. Gerçekten ben çok zor zamanlar geçirdim. Şöyle, sana da çok teşekkür ederim. Sen çok iyi bir çocuksun. Bana nasıl yardım ettin bilemezsin. Gerçekten. Onu Berna zannettiğim zaman bana kötü davransaydı kim bilir ne durumda olurdum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sana da teşekkür ederim Behzat. Ben bana hep kötü davrandığını düşünmüştüm ama meğer benim iyiliğimi istiyormuşsun. Sağ ol. Efendim Harun. Edacığım nasılsın? İyiyim. Bir şey yapmıyorum. Şey sen neredesin? Gelmeyecek misin? Ya ben gelirim de vallahi şimdi gelemem ya. Hayalet'in yanındayım. Çocuğu yalnız bırakmayayım diyorum. Çocuğun morali acayip bozuk. Sıfır ya baya. O yüzden onun yanında durayım diyorum yani. Kendine bir şey yapmasından korkuyorum. Hadi ya. He. Yani ben hiç daha önce böyle görmedim ha. Aha yok. Nerede o? Ha işeme gitmiş. İşiyor, işiyor. Yok bir şey yok, bir şey yok. He. Gözümün önünde işiyor. Merak etme. O yüzden ben gelmeyeyim diyorum Eda. Ha? Sonra haberleşiriz. Tamam canım, haberleşiriz o zaman. Öptüm seni çok, yalnız bırakma tabii. İyi tamam canım, görüşürüz. Nazlı bu muymuş? Evet. Çok güzel bir kızdı. Akıllıydı, usluydu. Ve annesi burada da durmadığını, kaçtığını söyledi. Bunun kocası bunu ifal etmiş. Öyle evlendirmişler. Sonra da pisliğin tekiymiş, öldürmüşler. Kocam da sürekli gündeliğe gönderdi bunu. Zorla parasını aldı. O da kaçtı bir gün. Bir daha haber alamadınız mı? Vallahi bir polisin evine gündeliğe gittiğinde polis bunu bir arkadaşına göndermiş. İmamdır, yanında kalabilirsin demiş. Orada kalmış. İmam mıymış? Vallahi sonrasını biz de bilmiyoruz. Bir kere geldiğinde dediydi bana bunları. Sonra gene ortadan kayboldu. Teyzeciğim ben bu fotoğrafı alabilir miyim? Niye? Birisine göstereceğim. Eğer isterseniz sonra yine geri getirebilirim. Olur. Teşekkür ederim. Ah be felek sana nettim, neyledim? Attın gurbet ele parelerimi. Akıbetin beni sılandan etti. Yaktın mümkünümü çarelerimi. Aman aman. Aman tamam yeter artık, bitti gitti. Allah Allah. Ne oldu lan? Ya oğlum tamam hayalet, kendine gel artık, geçti gitti bitti lan. Bak kardeş ben kendimdeyim de işte. Vallahi. Sinirliyim biraz. Yani kızdım kendime, anlıyor musun? Vallahi. Oğlum tamam da sen nereden bileceksin? Sen bunu bilemezsin. Koskoca amir hepimizin başında. Sen bilmiyordun ki. Tamam artık kafaya takma, geçti bitti. Harun ben anladıydım da işte kardeşim. Ben nereye anladın lan? İş bitti gitti, ondan sonra anladım diye uydur. Oğlum vallahi anladım lan. Nereden anladın lan? İşte şey bacağındaki yara. Bacağında yara mı? Oğlum işte bacağında yara var. Aziz abi vurmadı mı lan? Ne? Valla ben bilmiyorum bacağındaki yarayı. Sen biliyor musun bacağındaki yarayı? Harun. Ben hep pantolonla gördüm. Ne yaptın? Harun Allah'ın aşkına. Yemin et. Harun. Yemin et. Kardeşim. Bacağı yemin et. Kardeş. Yemin et. Harun bir sulandırma, kurban olayım bir sulandırma lan. Bacağındaki yara. Harun. O değildi. Şimdi ne yapacağız la biz? Vallahi benim kafam çalışmıyor kardeş. Bu kız ne yapar, nereye gider? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Amirim arayak mı? Ne? Ne bileyim, arayak kes. Akbaba nerede lan? Ne bileyim.
çarpıcı hızları ve ölümcül isabet oranları. Abi ne yapıyorsun? Biz Hayret'te kafeste oturuyoruz da ona bir haber verelim dedim. Öyle oturuyoruz. Şey soracağım abi ya. Bu Akbaba'ya ulaşamıyoruz da seni aradı mı? Yok. Var mı lan başka bir şey? Yok. Başka bir şey yok. İşte onun için aradım. Senin sesin kötü geldi. Ne oldu? Yanlış bir zamanda mı aradın? Rahatsız mı ettin? Tek ısırıkla haklıyor. Efendim? Ha. Yok. İşte içiyoruz ya öyle. İyi tamam. Tamam ben de öpüyorum. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Selam söyleyeyim. İki kat ağır olan morsların arasına göçe devam eden sürüler sonunda tepelik ve daha yeşil otlarla kaplı bölüme ulaşıyorlar. Şurada ne yaptı? Yatıyor. Ama burada göç kim aradı? İstilaya dönüşüyor. Harun. Çünkü burada yaşayan başka bir şey mi olmuş? Akbaba'dan haber alamamışlar. Onu soruyor. Sahi ben de görmedim onu bugün. Onun canı sıkın şu sıralar. Çıkar ortaya. Senin neyin var? Tehdit ediliyorum galiba. Galiba. Memduhların ihale sürecini alttan alta soruşturmaya devam ettiğimi biliyorsun. Kapıya dün not bırakmışlar. Ben de özel yetkili savcıya gittim dosyayı verdikleri. Durumu anlattım. Kovdu. Özel yetkilerimi sizin üstünüzde kullanmamı istemezsiniz herhalde dedi. Ben de gittim. Sen ne yapacaksın peki? Ben çok sıkıldım bunlardan artık Behzat. Ben artık geri adım atmak istemiyorum. Başıma ne gelecekse gelsin. Bu işin peşini bırakmak istemiyorum ben. Bırakma zaten. Seni de tehlikeye atıyorum biliyorum. Ama sen benim yerimde olsan. Ben senin yerinde olsam yani ortalığın ***'dım ya. Bırakma peşini. Yani beceremiyor muyum ben? Ya mevzu o değil ya. Benim tarzım biraz farklı olurdu onu söylüyorum ben. Behzat yok öyle bir tarz. Birazcık dişimi gösterdim dosyayı elimden aldılar. Sessiz sakin derinden gitmek lazım. Git. Derinden git. Ama git. Ne yapacaksın? Ya çıkayım diyorum biraz dışarıda dolaşayım diyorum ya. Hayalet'in yanına gideceğim ben. Ben yarın istifa edeceğim. Neden? Bilmediğin bir şey mi oldu? Ben artık bu mesleği yapmak istemiyorum ya. Suna'ya mı takık kafan hala? Yok canım Suna'yla ilgisi yok. Başka bir şey var. İstifa edeceğim. Tamam. Ben senin yanındayım. Ne yaparsan yap. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır? Beni hatırladın mı? Evet, polisiniz. Size bir resim göstereceğim. Bu kızı tanıyabildin mi? Evet, imamın bizi bacım diye yediği kız bu işte. Bak bu çok ciddi bir durum. Emin misin? Eminim. Ben o kadar bilmiyorum da güzel türküler var. Ben bazılarını dinliyorum da. Çok... Ne var lan? Alo, Harun komiserim. Neredesiniz? Kafesteyiz. Kafeste mi? Tamam, birazdan oraya geliyorum. Sizinle bir şey konuşmam lazım. Çok acil. Allah Allah, ne oldu? Telefonla anlatamam komiserim. Amirim orada mı? Ne oldu, amirim mi aracı?
Yok, önce sizinle konuşayım sonra amirimi ararım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet efendim. Anlıyorum. Zaten savcı hanımın bu işin peşini öyle kolay bırakacağını hiç beklemiyordum. Kesinlikle katılıyorum. Behzat Bey'in başına gelecek olanlar savcı hanımın dikkatini dağıtacaktır. Neler yaşadığınızı duymuştum, anlıyorum. Aa, ben de onu konuşmak için Funda Hanım'la beraberim şimdi. Hı-hı, evine geldim. Hiç kuşkunuz olmasın, kısa ve net olarak ileteceğim. Tabii hatalı seçimler yaptığını da kendisine iletirim. Hı-hı. Anlar, anlar. Zaten şimdi anlamaya başlamıştır bile. Sizin için çalışmak benim için bir şereftir efendim. Buyurun. Emredersiniz. Saygılar. Ne yapıyorsunuz lan? Aa, abi geldi. Hoş geldin abi. Oo, onların da kendine mi aldın hepsini? Ha. Biraz fazla gibi de neyse. Sen ne susuyorsun lan? Abi... Ya hakikaten kusura bakma ya. Yani ben her şeyi baştan anlatmış olsam hiçbir şey böyle olmayacaktı ya. Tamamlar işte geçti gitti. Sen kimi arıyorsun? Yak babayı arıyorum abi ya. Ortada yok. Hepimiz buradayız, o yok. Bir yerlerde içiyordur mal. Gene ne derdi varsa. Sen ne yaptın lan? He. Vallahi hayaletin mevzusunu unuttum abi ya. Bu Emel'in evine gittim. Annesiyle ablasıyla konuştum. Babası evde yokmuş. Babası Polat'la gitmiş abi. De babası bir psikopat. Bu Emel kaçırılıyor. Ondan sonra başına binlerce olay geliyor. Sonra geri eve geliyor. Hiç adam da affetme falan yok. Ağzını burnunu kırıyor. Ondan sonra geri kovuyor. Sonra da Sunu Amir bulmuş. Nasıl bulduysa ona sığınmış işte. Ne oldu? Sunu en son ne dedi sana? Şey işte. Son bir işim daha var dedi en son. Emel'in babasını öldürecekler. Nasıl ya? Ya şimdi bu Çiçek'le bağlantı kuruyor. Yaşadıkları birebir aynı. Çiçek'in babasını öldürdü. Şimdi gidecek Emel'in babasını öldürecekler. Bu herif hep Ankara'da mıymış lan? Vallahi bilmiyorum ki. Hadi lan yürü lan yürü. Amirim, komiserim. Gel gel gel, sorun olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ceyda Hanım. Benim. Siz kimsiniz? Benim kim olduğumun bir ehemmiyeti yok. Sizinle konuşmamız gereken önemli şeyler var. Hangi konuda? Behzat ve rahmetli kızınız Berna ile ilgili. Siz kimsiniz? Size doğruları söyleyecek olan kişi. Siz nereden tanıyorsunuz Behzat'ı? Ne gerçeği bu, böyle anlayamadım. Aslında bakarsanız ben de bunu yeni öğrendim. Kızınız Berna'nın intihar ettiğini düşünüyorsunuz ama gerçek bu değil. Berna öldürüldü. Defolun evimden. Çıkın gidin. Gerçeği duysanız çok şaşıracaksınız ama. Katili tanıyorsunuz ve bunu ispatlayabilirim. Bakın Ceyda Hanım. Hayata yeniden başlamanızı istiyoruz. Kimin dost, kimin düşman olduğunu bilmeniz gerekiyor. İzin verin, katilin kim olduğunu söyleyeyim. Defolun evimden. Çıkın gidin. Dur gel. Buyurun. Polis, benimle geleceksin. Neden? Gel işte.
Bugün gelen polis mi? Yok. Yürü hadi yürü. Bir dakika ya, üzerimi değiştireyim. Gerek yok, böyle gel. Olur mu canım? Canım. Ben senin canın falan değilim. Ne oluyor ya? Yürü. Anne. Çık dışarı. Anne. Yürü. Ne oluyor anne? Yürü. Arka kapıyı aç. Bu da Berna'nın atıldığı an. İsterseniz buradan seyredebilirsiniz de. Yalan söylüyorsunuz. Size inanmıyorum. Bizim sizinle bir problemimiz yok ki. Neden yalan söyleyelim? Gerçeği öğrenmeniz gerekiyor. Berna'nın katili Şule. Ne anlıyorum? Behzat'a sorabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla o çok dürüst bir adam. Sorarsanız eminim yalan söyleyemeyecektir. Olmaz ya. Olmaz şöyle. Yapmaz, yapamaz. Şöyle. Olmaz. Şule'ye de sorabilirsiniz. İnkar edeceğini sanmıyorum. Aramak ister misiniz? Pekala. Bakın Ceyda Hanım. Akıl hastanesinden yeni çıktığınızı biliyoruz. Tekrar delirmek istemiyorsanız gerçeği öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa bütün bunlarla başa çıkamazsınız. Şule neden yapsın ki? Şule Behzat Bey'in gerçek kızı. Yani onun kızı sizin kızınızı öldürdü. Maalesef. Hayat gerçekten çok tuhaf değil mi? Müsaadenizle. Sula. Bir adım daha atarsan vururum. Tamam. Sakin ol. Konuşalım. Nasılsınız? İyiyim. Hoş geldin. Şevket yok muydu? Bilmem. Kapıda değildi. Bir yere kadar gitmiştir herhalde. Çok ilgilenemedik sizinle. Sizi anlıyorum. Şuradan çıkayım. İşleri yoluna koyacağım. Merak etmeyin. Hayati tehlikeyi atlattığınızı duydum. Atlattım. Gücümü toplamaya çalışıyorum. Ben daha fazla yormayayım sizi. Biraz dinlenin. Hmm.
İnanın bana böylesi daha iyi. Ne konuşacağız Behzat? Ne öğrenmek istiyorsun? Neden yaptığını? Siz anlamazsınız. Biz kim Suna? Biz kim? Onu öldürdüğün zaman eline ne geçecek? Adalet. Adalet? Ne adaleti? Bu mu adalet? Sen mi sağlayacaksın adaleti? Bunlar sana ait sözler değil Behzat. Beni bu klişe sözlerle vazgeçirebileceğini zannediyor musun? Sen de benim gibisin. Kağıt üzerinde yazılı adalete inanıyor musun? Bu adam ne yaptı sana? Bana değil, kızına. Kendi kızına. Gencecikti. Bunun yüzünden öldü hemen. Her şeyi bu başlattı. Bunun sonu yok Suna. Bu adamı öldürdüğün zaman insanlar değişecek mi yarın? Bunu mu sanıyorsun sen? Elimden gelen bu! Elinden bir gelmiyor senin. Benim de bir gelmiyor. Sen sadece kendini tatmin ediyorsun. Kötü bir şey mi bu? Sen de bu tatmini yaşamak istemez miydin? Ben hiçbir zaman mesleğimi bu yolda kullanmadım. Aa, yaptığın işkenceler ne o zaman? Ben sadece insanları konuşturmak istedim. Ben kimseyi öldürmedim. Kurtuluş Parkı'nda öldürdüğün adam ne o zaman? Kimseyi öldürmedim ben. Herkes her şeyi biliyor Behzat. O başkaydı. Ölen kızı kızım sandım ben. Emel de benim kardeşim gibiydi. Bana en son akıl verecek kişi sensin. Geri çekil. Bu adam ne yaptı sana? Yaklaşma. Bakmayacak mısın? Belki önemlidir. Burada da değil. Yürü lan. Komiserim. Ne var oğlum? Sırası değil biliyorum ama dayanamayacağım ben. Ne var oğlum? Komiserim kesik parmak cinayetini işleyen kişiyi bulmuş olabilir. Lan oğlum sırası mı şimdi lan? Suna'yı arayalım gel. Komiserim katil Akbaba olabilir. Ne diyorsun lan sen? Hamit'le konuştuk. Resmini gösterdim Akbaba'nın. Teşhis etti. Beni takip eden adam buydu dedi. Hem bir de Akbaba'nın bir sevdiği kız varmış Nazlı. Nazlı da bu adamlar tarafından tuzağa düşülen kız işte. Cevdet senin var ya anladın mı lan? Mal! Yürü lan! Yürü! Hayır, ne yaptınız lan? Ne yapalım oğlum? Bulamadık işte lan. Sana ne oldu? İyiyim ben komiserim. Siz ne yaptınız? Yok ben de bulamadım. Amir bırak içine girdi. Bilmiyorum işte. Bakacağız hepsine. Hadi lan, hadi lan. Hadi, hadi. Fazla bir şey alma. Gittiğimiz yerden de alırız. Nereye gideceğiz? Buluruz bir yer. İşini ne yapacaksın? Ona bir şey olmaz sen merak etme. Cinayeti bırakacak mısın? Bak benim tek bildiğim iş cinayet anladın mı? Bir süre saklanacaksın. Sonra işleri yoluna koyunca da tayinimi isteyeceksin. Basacağız gideceğiz Ankara'dan. Ya o zamana kadar öğrenirlerse her şeyi? Öğrenemezler. İsmet onlar senin arkadaşların. Er geç yakalayacaklar bizi. Bu sefer seni kimseye vermem anladın mı beni? Sen kafanı yorma. Ben bir şey yapmadım. Sen kızını evden kovdun be! Daha ne yapacaksın? Geçmişteki cinayetleri kim işledi? Bilmiyorum. Neden aynı yöntem kullanıldı? Parmaklar neden kesildi? Geçmişteki katile saygı duyuyorum. Pişmanım. Bak adam pişmanım diyor. Bırak! Son 7 senede kadın cinayetleri ne kadar arttı? Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. O bilmiyor. Hiçbiriniz bilmiyor. %1400. Hiçbiriniz umurumda değil ama. Değil mi? Pişman olmak için biraz geç kaldın. İndirin silahları. Tamam. İndirin silahları. Suna yapma.
Sakin ol Sunay. Yaklaşmayın. Vuracak olsaydın şimdiye kadar vururdun. Sen de öldürmek istemiyorsun. Sunay, indir silahını. Sadece 5 dakika daha yaşamak istedim. Bütün öldürülen kadınlar gibi. Dönüşmüş, almış başımı.